本当だ、もいいな。ケバブめっちゃ好き。ケバブ大好き。ケバブ超好き。トルコアイスクリーム。アイスクリーム。イケメン。イケメン。イケメン。イケメン。めっちゃめっちゃすごい。めっちゃ綺麗。カチャノムラ。ne geldi?Bu Transformers mı ya? Nasıl bir ortam? Abi robot bir şekilde çıkıyor, gelebiliyor yani. Abi bu yerde araba gibi gidebiliyor. Aa, bu tamir etmeye geldi. Abi çok ilginç bir olaya şahit oluruz şu anda. Arkadaşlar, Cem Kunu kanalına hoş geldiniz. Anime fuarındayız. Girişi yapalım. Bir senedir bu anı bekliyorum. Çok enteresan bir ortam ya. Kostümünü alan gelmiş. Kamera miti, kamera miti. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'nın en büyük anime fuarındayız. Çok güzel. Başladık. Teşekkürler. Arigato gozaimasu. Arigato. Çok tatlı. Kamera arkasında bugünkü videonun konuğu Yiğit. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz. Çok bağırıyorum ya, çok gürültülü. 5 senedir buralarda ama ilk kez anime fuarına geliyor. Aynen, Cem Kun olmasa hiç gelmeyeceğim. Bak, bunlar nereden gelmiş böyle? Tokyo Big Sight'dayız, Odeaba'dayız. İnanılmaz gürültülü bir ortam var. Hem cosplay hem anime, ikisinin birlikte olduğu bir fuar. Japonya'nın en büyük anime fuarı. Şuradan girdik. Burada sahneler var, bu abi var, Netflix'te konu olmuş çizgi filmler var. Yiğit, anime izler misin? Hayır, sen? Valla ben Kimono Nawa'dan sonra bıraktım. Makoto Shinkai'den sonra bıraktım. Challenge varmış. Ne oluyor burada kızlar? Bu tarzda etkinlikler var. İnsanları etkileşime sokan oyunlar var burada. Güzel başladı. Deliye nasıl sokuyorum Yiğit? レディースブームを見るんです。それでは参りましょう。どうぞ前へ。わー。楽しくなってきましたね。先ほど。テスカザンダム。エブで部落しっかり行くじゃん。スマキ出てくる。敵どりも男性陣の戦いでした。ここが女性部門に。いや楽しくなってきましたね皆さん。これお願いします。スタート。いいです。そうですね。柔らかくてもいいです。パワーは関係ありません。シールを確実に叩くことが重要です。あ、ダメ。さあパンチ投げていきましょう。キックは確かにテキロでいいんですよ。先ほど女性部門が120点超えてました。スタート。さあ先ほど女性部門の最高スコア240点超えが出ました。そうですね。タイバンプ。マジ。Değişik kostümlü birileri var. Ekrem abi. Aa. İnsan varmış içinde. İçinde insan varmış Yiğit. Yalan ya. Sordum öyle dedi lan. Cosplaycilere ayrılmış yerler var. Bana bir baksana. Hello. Hello. Daijoubu? Nakade? Atsui. İçinde klima var. Klima mı? Klima var içeride. Vallahi içinde klima var. Vah su. Aha. Bir şey oynadı. Bunun içinde de insan var. Şimdi böyle bak. Şöyle bir. İçinde insan var galiba. Şu adamın kankası mı bu? Bilmiyorum. Çok role iyi giriyor ama. Şu adam da hikayenin parçasıymış. Role iyi girdi. Cosplayciler burada. Mine tomodachi desu ka? No. Ha okey. Aman, aman düşme. Abi niye kostüm giymiş ki? Deri çıplak gözükmek için. Ne güzel bak.
İşte bir hafta sonunu insanlar Tokyo'da anime fuarında bu şekilde geçiriyorlar. Sevdiği için giymiş olabilir ya. Çok da yargılamamak lazım insanları. Yargılamıyorum canım. Kızla çektirmek için çektiriyor. Bir özelliği yok yani bunun. Ne yapmış? Ne güzel gözleri var. Elf mi olmuş bu? Ne olmuş? Bak. Ne oluyor lan burada? Sunmasın. Konnichiwa. Robot sandım. Star Wars desu ka? Aa, gomen nasai. Pikachu? Yu-Gi-Oh! Pikachu Yu-Gi-Oh! FGO. Okey, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sıra mı var burada? Burada nasıl bir sistem var anlamadım ya. Beraber bizi bir çeksene. Vay! Oh, kılıcı çıkar. Ama abi bak, ben ameliyatlıyım. Cheese! Şöyle bir çek bizi. Cheese! Çekiyormuş gibi yapıyorum bak. Cheese! Bak, gözleri de kıpkırmızı. Game mi? Hasakona game mi? Dona game mi? Hasakona game mi? Ha, yalnız gelmiş abimiz. İşte. Cadılar Bayramı havası var aslında ya. Arigato kazanmış. Arigato demiş de. Bunlar sürekli kendilerini çekiyorlar, ben anlamadım ya. Aha, abim soyunmuş. Bu niye çıplak lan? Japon gibi davranayım mı bak? Mükemmel. Çok şu güzel. Sol bacağı sağ bacağın üzerine at. Bak bir Japon gibi. Var ya, bütün ilgi bu kızın üstünde şu anda. Kim çekiyor? Herkes şöyle, var ya. Şöyle bir çekeyim. Kızın etrafında dönüp dolanıyorlar. Güzel. Kore'nin annesi ka? Tatlılığa bak, bak şey ne güzel, ne güzel olmuştu. Ay, sorry, come on, ne sorry? Kötü skipti. Hello, tutmam mı lazım? Sugu. Hay. Chi. Okay. Şöyle, şöyle bir durmam lazım. Nasıl durulacağını da bilmiyorum. Chi-zu. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ne kadar sürede tamamlamış bu kostümü, bu sonu... makyajı? Kostüm var. Dono gurai de tsukurimashita ka? Ben mesela uğraşsam. Jikan wa? Ah, 5 days. Zenbu tsukurimashita. 5 günde yapmış. 5 günde hazırlanmış, giymesi, makyajı, suşurusu. Biraz çekiniyorlar. Kendi aralarında böyle bir konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Bir çekingenlik falan var. Cosplayciler, cosplayicilerle bir resim çektirme. Bu artık Pokemon olsun ya. Üzerinde mavi olan bir şeyi severim. Ben de seviyorum. Deniz kızına benzetiyor. Böyle bir havası yani, var. Abimin yüzünde gülücükler açıyor, baksana ne güzel bakıyor. İlk kez görmüş gibi. Bak bir Yiğit sana bakıyorum, bir ona bakıyorum. Whey protein. Manaka. 2, 3, cheese. Cheese. Konosubara shisekai. Konosubara shisekai ni shukuruku wo. Aa, okey. Konosuba. Konosuba. Sugoi. Konosuba ama. Okey. Minasan me zenbu kirei. Kirei zenbu. Bitcoin. Are you brother, sister? Imoto-san, ototo-san, mina? No. Tomodachi. Bye bye. Abla görüyor musun? Sıra var, iyi dur. Bak abim ters ters baktı bize, dur. Burada sırayı delersen, her birinde bir kılıç var zaten. Aa bak, ben bunu Cadılar Bayramı'nda görmüştüm. Bu acaba nerede giyinmiş? Sen Gancı'ya da falan giyinip buraya mı gelmiş? Olabilir mi? Bunlar Harry Potter'da yok muydu ya sağdakiler? Yok. Harry Potter'ı bilirim. Bunlar Harry Potter değil. Sorayım mı? Harry Potter değil bunlar. Hello, are you Harry Potter? Harry Potter Janai? Harry Potter. Robin Hood? Aa, gomen nasai, chigayamashita. Buradan alacağım. Dur abi. Ay, buradaki ortamı açıklamak adına güzel bir örnek. Abim tam teşekkürlü gelmiş. Bak bak, yazmış Instagram'ı mı ya? Güzel, eğlenceli bir ortam. İnsanlar kostümleriyle geliyor. Diğer bölgelerde sahneler var, animeler, mangalar, çizgi filmler üzerine programlar var vesaire. Burada da böyle büyük bir alanda cosplayciler var. Abim ne çektin ya? Ne yapacak bu kadar resmi? Kızın saçları beyazladı burada ya. Bak aç diyor. Bildiğin emir veriyor bak. Hani bu Japonlar sever öyle köle şey muhabbetlerini, hizmetçi muhabbetlerini. Bence bir ahbaplıkları var ya. Farklı bir kafada, farklı herkes bir karaktere büyünmüş. Şu sağ taraflar benim daha çok ilgimi çekti. Bak şimdi bak, kızın tatlılığına bak. Muhtemelen 10 saniyede bitirecek bak. Sağda bir şey oluyor. Gözüm şu sağa kayıyor. Turunculu abiye kayıyor sağ taraftaki. Bizi görmüyor yani. Görüyor ya. Görüyor bence. Bak gördün mü? Hemen bitirdi. Bili bunlar mobil oyunmuş. Konnichiwa. Abim bak, sen görmedin, yarım saattir resmini çekiyor, yarım saattir. Bu erkek galiba. Yok, kız ya. Kız mı? Soralım mı? Kız mı? Yani ben en son Tayland'da sordum bunu. Tayland dışında bir yerde sormam ben bunu ilk.
Güzel ya, herkes eğleniyor gibi aslında. Bak böyle bir rahatlıyorlar, eğleniyorlar. Aslında utangaç insanlar ama... Birazcık koreografi falan olsa, bağırıp çağırsalar, bir şeyler yapsalar. Hani fotoğraf çekinip giyinmekle olmasa aslında. Ama bunlar genel olarak öyle kendilerini o kadar dışa vurmazlar ya. Ya şimdi bizim ikimizin kılıcı falan olsa burada dövüşür mövüşür şov yapardık yani. İnanılmaz. Cheese. Testereyi almış kafasına. Alo. Bak. Abim portakal olmuş. Hollanda'dan geliyor galiba. Dikkat ettiysen hepsi bir moda girmiş. Hepsi o karakterin içerisine girmiş. Bak abime bak abime. Yodabaşı kameradan şemsiyesini almış gelmiş. Hangisi? Bak ileriye bak en sona. Ha şu şemsiye mi diyorsun? Çekim şemsiyesi. Enteresan bir ortam. Nikuris Nikoeru. Is it anime? Yes. Ice cream. Colorful. Cream. Imoto san. Tomodachi desu. Tomodachi desu. Çok ünitero. Arkadaşlar benziyorlar mı dedin? Kardeş misiniz falan dedim. Benziyoruz dedim. Show mu dedin sen? Çağrı'nın yayınlarından kalma Japonca devam ediyor. Tiyatro. Yiğit'in kendine has bir Japoncası var. Okay. Güzel anlaşıyor ama güzel oluyor, anlaşabiliyor. Okay. Jane. Bye bye. Thank you. Arigato gozaimasu. Anlaşma kabiliyeti yüksek Yiğit'in. Evet. Ama soldakini çözemedim. Ne alakalar? Yani ama sağdaki Tomb Raider, ondan eminim. Yani Maid, Lara Croft. Maid kafedeki kız Tomb Raider'a saldırıyor. Hizmetçi. Büyük. Oo, erkekmiş bu. Şey kafe, host muydu? Güzel. Japonca şaşırmalar falan güzel. Bu şey mi? Ambulans şoförü mü? Konnichiwa. Ambulance driver desu ka? Ambulance? No, driver desu ka? No. Ambulans şoförü değilmiş. Gözleri çok güzel ya. Ice kiri. Ice me kiri. 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 Aa geldi. Aa bu kırbaç. Yiğit biz şu anda biz sadomasoşist bir ortamdayız. Hadi canım. Aa ben miyim? Bana değil sana. İyi. Yiğit şimdi sıra sende. Ya da yapmazsın. Japon'un gözünde. Olay oldu. Bu niye bu koştura koştura geldi? Bir özelliği var galiba. Bir özelliği var galiba. Bak. Televizyon kanallarından gelmişler. Hello. Hello, how are you? Terebi. Canım Terebi. Aa. Fokur. YouTube channel ayırması. Terebi. Toruko. Torko. Çarpıştıralım kanalları. Kanalı bilmiyorum ama nasıl bir kanal. Kanalama inanırız. Time? Anime Japan. Channel 6. Channel 6. I know Channel 6. Nasıl şey bir kanal mı? They interview me. Oh really? Yeah. I don't know. I was shopping in Nikon Hanamasa and they asked me what am I doing there? Röportaj anılarını anlatıyor. Kombinedeydi galiba değil mi? Yok aynen marketteydi. Marketteydi. Gecenin bir vakti röportaj yapmışlardı. They asked me why I come to Japan etc. What are you doing here? You interview them? Yes. We haven't started yet. We were waiting until she's done with talking with someone. Sugoi ne? Eigo sugoi. Eigo sugoi. İngilizce genelde bilmezler de biliyor yani. How did you learn English? I was living in the US for 8 years. Aa, o yüzdenmiş. Amerika'da yaşamış. Maşallah. Nice to meet you. Nice to meet you. Nasıl aksan maksan nasıl koydu? Amerika'da yaşayınca yani böyle oluyor. O kızla mı şeydin ya gözün çok güzel diye? Ben genelde herkese diyorum iyi. Çünkü herkeste böyle bir şey var, kontak lens var. Ne kadar büyük burası böyle. Orada var. Anlamsızca gitsene şu ortadakinin yanına mesela. Sıraya bak. Buraya niye geldi? Yüzünü göstermediği için dikkat ettiysen kimse yok.
Bu kıza bak mesela, ne güzel giyinmiş. Bir de sağ tarafa bak, erkekler. Tam modda yalnız ha. Tam modda, güzel. Güzel giyinmiş. Birisini vurup öldürecek yani. Bak, mesela kıyafetindeki kırışıklıklar bile hep önceden düşünülmüş. Planlanmış. Ayarlanmış hepsi. Ozara mozara bak ya. Bence kız hayatı boyunca bu cosplay'i yapıyor ya. Şimdi Japonya'da bu durumu videolarda da söylüyoruz. Gerçi Japonya'da belli oluyor videolardan da. İnsanlar mesela neden böyle bir ruh haline giriyorlar, karaktere giriyorlar? Seviyorlar, kafaları dağılıyor. Çok da üzerine düşünmüyorlar açıkçası. Benim görüşüm o yönde. Bilmiyorum Yiğit, sen ne düşünüyorsun Japonya'da 5 senedir yaşayan biri olarak? Pardon, soru neydi? Kostüm çılgınlığı, sürekli bir karakterin içerisine girme çılgınlığı var. Dertleri, tasaları yok, tamam mı? Genelde kadın kız oluyor ama. Yani böyle çirin gözükmek, kavai gözükmek. O moda girdiklerinde rahatlıyorlar mı? Abi aynen, herkesin böyle hobisi var. Ben mesela Age of atıyorum, bunlar bunu giyip geliyor. Sen mesela video çekiyorsun. Onu giyip. Aklına bir şey gelmedi elimde kamerayı görünce. Burada böyle bir çılgınlık var dünya üzerinde. Bence başka bir ülkede böyle bir çılgınlık var mıdır? Yani Amerika'da daha rahatlar, daha günlük hayatta da. Amerika'ya ben gitmedim ya, bilmiyorum. Sen gittin mi? Yok, gitmedim. Ya bir de bunlar günlük hayatta falan ya. Sokağa çıkıyorsun, bundan görüyorsun. Ben köyde, kasabada bir yerde yaşıyorum. Evden çıktım geçen gün. Bildiğin hizmetçi kafe kostümüyle bir kız tıngır mıngır gidiyordu. Hmm. Ben işime gücüme gitmeye çalışıyorum orada. Köyde kasaba gibi bir yer yani. Bence bunları çekenlerin düştükleri durum biraz daha komik. İnsanların kıyafet içerisindeki ruh hallerine bir şey demem. Sevdikleri için. Fakat bunları çeken insanlar öyle bir pozlara... Çekenler de çekmeyi seviyor. Pozlara giriyor ki. Onlarda da ayrı bir şey var. Baksana abi. Büyük ihtimal 20 metrekare bir evde yaşıyor. Aylık böyle bir 200 bin yen gideri var. Japon firmasında çalışıyor. Yodabaşı kameradan gitmiş. Elektronik eşyalarını almış. Yargıladığımız için demiyoruz da tanımlıyoruz. Bunun gibi on binlerce insan var çünkü. Aynen. Bak işini bitirdi. Bitti. Olay bitti, bu kadar. Ama bu fotoğraflar nereye gidiyor? Ne yapılıyor? Onu ben anlamadım. Ben hala çözemedim. Bu kadar fotoğrafı niye çekiyor bunlar? Bir magazinde falan mı? Ya profesyonel mi çekiyor harbiden? Sağdan soldan gidelim. Sağ solu hep karıştırıyorum ben Yiğit. Politik espri yaptım yine, bak anlamadın ama. Dışarıda da dışarı da taşmış. Ne güzel ya. Bak tam bir maşallah. Genel olarak bir gün bakalım ne varmış. Bu Ladyboy mu ya? Kız kaç kilo böyle ya? 20 kilo falan herhalde. Yiğit dışarıya bak, dışarıya. Çok ciddi ya. Dışarıya bak. Mükemmel. Yes. Hey. Saplayacak vallahi. Kaçalım biz buradan. Kaçalım. Arigato dolar. Ne güzel rengarenk. Ya pamuk şekeri gibi bir ortam var şu anda. Bak şey değil mi? Bunun pamuk şeker. Pamuk şeker böyle mısır filan, popcorn filan satıyorlar Harajuku'da. Kız mı erkek mi anlaşılmıyor ki bu? İngilizce mi bilmiyorum ya. Hello. Konnichiwa. Baba kendi deska. Kami kendi mitai. Kendi mitai. Kendi mitai. Harajuku'da Mimaş'ta kendimde. espri yapayım Japonya'da. Anime deska? Pokemon. Pokemon. Ama Pokemon. Gözü. Manja mo diyor. Aa doğru, böyle bir Pokemon vardı. Jigolo. Jiguli. Jigolo Puff. Jiguli Puff. Manja mo. Nanja mo. Nanja mo. Sugoi ne, aiz sugoi. Kire. Ben de yapayım mı ya? Çok zorlanıyorum. Ay. Arigatou. Thank you very much. Don Quixote'larda filan oralardan alınma kostümlerde bir hayli fazla. Oradan al kostüm alıp da yani buraya da gelinmez, ayıp yani. Ama saygısızlık. Güzel. Ben mesela bir Pikachu alacağım. Bu Cadılar Bayramı'nda bir Pikachu, bir iki makyajla bir de şey yapacağım. Elime de elektrik koyacağım. El sıkış. Mesela el sıkışacağız ya. Ha. Kıza elektrik vereceğim Cadılar Bayramı'nda. Güzel fikir. Pikachu'yum ya. Aa ne oldu filan derken. Kız kaçıran değil mi anladı? Onu atarız. Torpil molpil atarız Shibuya'nın ortasında. Onu yaparız. Güzel, bakarız. Mantıklı. Pikachu mantıklı. Şu anda yazdım. Senaryoyu şu anda yazdım. Sana da bir tane alalım. Sana trafoyu falan. Rahat bir 3-4 bin dolarlık sistemi var. Ben kamera çekiyorum şu anda abi. Ne oluyor? Yere biri yatmış. Bu animenin ismi neydi ya? Az önce de aynısında başkasında da vardı. Unuttuk ya. Keşke öğrenseydim var ya. Bu Rapunzel miydi bu?
Sugoi. Hello. Genki. Mechaki. Aa, erkekmiş bu. Erkek. Kareshi imasu ka? Inai desu. Inai desu. Okay, okay. Okay, gomen nasai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Bu kedi olmuş. Kediye benzetmiş kendini. Biz burada sıraya girsek var ya biteriz. Her yerde bir ayrı bir sıra var. Abi maşallah ya. Takım taklavat. Hello. Hello Şana-san. Genki. Yok hatta. Yiğit 40 yıllık arkadaşımmış gibi konuşuyoruz. Dono anime desu ka? Karukepta Sakura desu. Sakura. Karukepta. Sakura olmuş. Karukepta Sakura. Ha. FGO. FGO de nanu yaku? Ne? FGO Fate of Grand Order. Not naka de. Hepsinde böyle bir şekere benzeme popcorn havası var ya. Acıktım bir Harajuku'ya gidesim geldi. Montoni literi desin. Benziyoruz dedim ama farklı animeymiş. Torukona Terebi. Yiğit. Türk televizyonu dedim. Evet, sıkmaya başladı Yiğit. Güzel sıkıyor. Kebabı çok seviyorum. Aa, süper. Aman ha. Şey düştü. Dokun no kebabı ga suki desu ka? Dokun Harajuku kebabı ikai te aru no kana? Harajuku ni aru kebabı toka soui hanashi. Harajuku kebabı seri varmış. Kebap biliyorlar zaten. Harajuku kebabı. Mesela Shibuya'da mı o? Başka bir şey biliyorlar mıymış Türkiye hakkında? Dokun no koto ga shitemasu ka? Toruko de. Toruko ice cream. Ice cream. İkemen. イケメン、イケメンのケバブ作ってるね。あ、そうね。イケオジがケバブ作ってる。そうですね。イケオジ。役職から biliyor musun dedim? Kebabı yapan yakışıklı falan diyor. Aa, hontu. 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 Hontu.
Bu Transformers mı ya? Nasıl bir ortam lan böyle? Abi robot bir şekilde çıkıyor gelebiliyor yani. Abi bu yerde araba gibi gidebiliyor. Bu tamir etmeye geldi. Tamir mi edecekler? Abi çok ilginç bir olaya şahit oluruz şu anda. Ha bu tamir. Araba... Bak, robot tamir çantasıyla geldi. Kızın... Kızın giysisini yapıyor. Bu böyle bir... Şunu bir arkadan bir çekeyim lan. Bu kaç model acaba? Bu Transformer ya. Optimus Prime desme. Bak bunu bildim. Bunu bildim bunu bak. Bunu bildin mi? Bu şey ama biraz da hani... bir küçük kasabanın Optimus Prime'ı. Daha küçük. Bu... küçük Optimus Prime bu. Aynen. Gösetti. Bay bay. Aysin olsun. Onu parçacıdan yeni mi almış ya? Abi ne ilginç şeyler var ya. Ya bir enteresan bir ruh haline giriyorlar. Adam nereden gördü geldi tamir etti bak, onu. Bak küçük kızım bile girdiği şeye bak. Çok makyaj şeyi sevmiyorum. Makyaj ya. Ben de sevmiyorum. Makyaj aynen. Küçük kostüm kızlarda. Kostüm ama tatlı yani şirin. Evet, ama bir kostüm, çıkaramamak lazım. Evet, makyaj sonuçta biraz sıkıntılı olabiliyor ya. Böcek olan abi gülmüyor mesela. Biz bir saattir görüyoruz. Yalnız biz de hiç sıra mura dinlemiyor. Biz Allah, bizim zaten yani şey olmadığımız belli hani. Japon olmadığımız, başka aynen milletten olduğumuz belli. Bunun da makyajı güzelmiş. Hiç özenmiş, özenmiş maşallah var. Abi çok iyi ya. Dragon Ball'u. Tüp bağlamış arkasına. Bu kadar uzun bir sıra abi bu böyle de ya. Ben de var ya, Japonya hiç benlik bir ülkedir onu anladım yani. Hiç anlamıyorum bu kültürden. Yani 5 senedir yaşıyorsun. Biraz geç olmadı mı bu? Yani ama yaşaman dedim da lazım. Bunun cevabına varabilmen için yaşaman lazım. Yani ben maaşımı alıyorum, arkadaşlarla takılıyorum. Yeminle hiç benlik bir ülke değil ya. Ya biraz işlerine girip anlamaya çalışsak yok abi ya. O da olmuyor aslında. Biraz zor anlamaya çalışmak da biraz insanı zorluyor açıkçası. Yani biz böyle kıyıda köşede oturmuş derbeder cosplaycilerle bir resim çektirelim. Bunlar şeyden gelmiş herhalde, Kapkuçu'dan falan gelmişler. Direkt oraya gidecekler. Aa bak şu iyiymiş ha. Kumaya KM. Kumaya kilometer kilometermiş adı. Made in Abst. Made in Abst. Nice costume. Thank you. Bunlar boyfriendlerine yazıyorlar. Bak burada enteresan bir ruh hali var şu anda bak.
Japonya'yı bir tık açıklayan bir ruh hali var burada. Bak abim köşede maskesiyle oturmuş. Çok şeye bakma da. Bize bakıyor. Bir farklı bir ruh halinde. Kız kendisiyle çekiyor. Böyle o da farklı bir karakterdi. Bence sanki bu eleman burada hep oturuyormuş da cosplayciler bu elemanı rahatsız etmişler bir gibi. Bir şeylik var, bir ruhsuzluk var aslında burada. Uygulamada biraz batırıyorlar gibi aslında. Düşünce güzel ama. Shinjuku Kabukicho'dan gelmişler. O abi tam teşkilatlı gelmiş ya. Aha şemsiye açtı. Abi bu fotoğraflar yeminle nereye gidiyor ya? Bir sormamız lazım. Dergi bir hayli fazla, web sitesi bir hayli fazla. Bir yere koyuyorlardır yani. Ya da hard diski atıyorlar. Bir süre sonra siliyorlar mı? Arşivleme de fazla bunlarda aslında. He. Bir şeyi böyle biriktirme, var. Koleksiyon yapma bir hayli fazla Japonlarda. DVD olsun, cart olsun, çürüt olsun, fax olsun. No? Okey. Bunu da mı çekmiyoruz? Okey. Ya sıraya girmeden çekmeyin mevzusu ya. Devam edelim. Abi şu silahın iyiymiş ha. Çok güzel yapmış var ya. Baksana silahı. Burada maşallah herkes bekliyor. Bunlarla da kavga edelim. Çekmeyin. Ya bunların, kavgası yapalım bunlarla. Bunların bence bir kısmı erkek ya. Yalnız herkesin ekipmanı yani bir hayli pahalı ekipmanlar ha. Bak şöyle minik. Bir tane kavai bir kız olunca herkes her sıraya giriyor yani. Çok da bir sessizlik hakim yani. Böyle bir enteresan bir sessizlik var burada. O moda giremiyoruz açıkçası. Uzun süre kalmak biraz bizi yorar açıkçası. Mesela şurada ben o sırada 10 dakika, o diğer sırada 10 dakika, 20 dakika derken 2 saat burada durursam kafayı yerim ya. Bu abiyi görmüştük. Bunun mesela üstünü burada mı değiştiriyor yoksa evine böyle mi gidiyor? Düşünsene 80-90 yaşında bir Japon teyzeyle dedeyle karşılaşıyor yolda evine girecek. Apartmandan çıkmaya çalışıyor. Büyük ihtimal asansörü de yoktur. 10 metrekare bir yerde yaşıyordur. Takır. Altın gelmiş. Şurada altınlı biri var. Şu kim ya? Abi tamire gelmiş abi yine. Abi bak tamire gelmiş. Karakter yoğunluğu var burada. Ve alakasız yani. Hepsi alakaya maydan olsun yani birbirinden. Ben bir Optimus Prime'i sevdim. Yani adam hazır geldi. Ben çok uzağım ama şunu evet. Bu. Ben bu takım teçhizat sevdim yani. Kafasını sevdim. Değişik düşünme tarzını sevdim. Kimin bir şeyi bozulmuşsa ediyor, tamir ediyor. Hello. Genki. Konnichiwa. Sugoi ne. Which anime? Kamiyo meçhe kirei. Kankureki kakkoi. Baksana. Çok iyi kostümüm var dedim. Jibun de tsukurumashita ka? Jibun de. Oo, sugoi. Kendisi yapmış bu da. Sugoi. Kire. Hontoni sugoi. Kami mo kire. Hontoni. Çok yakışıklısın. İyi. Bu ne? Nanpa shimasu ka? Shinai. Honto? Uso. Honto? Cavcı falan yok burada. Bir kişi de cavcı olarak geldi. Cavcı. Bu ne böyle? Aynen. Bu neyin mesela karakteri bu? Bu cavcı mesela bu. Aynen. Cavcı kesin cavcıdır bu. Psycho. Bu şekilde giyinirim de bu pozu vermem yani. Pozu vermez. Ama yüzünü o yüzden kapatmış ha açtı şimdi. Aa blur yedim. Blur yedim. İnanılmaz. Ulan bu telefonu Japonya'dan aldım diye mi oluyor? Kim böyle arada sırada çıplak girince otomatik blur mu atıyor mozaikli? Mozaik kendinden giriyor Japonya'dan. Mozaik evet. Geçsene git bir beraber bir resmini çekeyim. Hello. How are you? I'm fine. What's your name? Tencho. What's your costume? Chikawa. Chikawa. Oh, su. Costume name. Can I take it off too? Can I? Okay. I take it off too. Yeah. Okay, hazukashi. Çok da hazukashi. Okay. I'm shiny. Moda da giriyor bak. I'm not shiny. Sugoi, sugoi. Güzel. Kanojo imasu ka? No. Nanpa shimasu ka? Ono no kane koko de. Yes. Aa, ganbatte ne? Ganbatte. Yeah. Burası bir başka hol. 7'den çıktık. 6'ya geldik. Girişte hemen açıklayıcı şeyler var. Oo. Evet burası fena. Etkinlikler hafta sonu oluyor. Cumartesi pazar oluyor. Alacağım mı poşet? Yeah, thank you. Ücretsiz veriyorlar bunları. Ya ne yapacağız ya? Burada da etkinlikler var. Toplu moplu bir Tsubasa etkinliği varsa girelim. Aha varmış.
Hello, how are you? Ben buna girelim. Toplu etkinlik var. Benim de bir futbol geçmişim var. Küçüklüğümde Galatasaray altyapısında bir 6 ay oynamışlığım var. Benim sol ayağım iyidir. Küçüklükte hep mahalle sokak çocuğu olduğumuz için daha garip anımı söyleyeyim mi sana? Florya'dayız, antrenmandayız. Daha küçük. Fatih Terim var o zaman. Geliyor. İzlemeye geliyor. Babam çeviriyor. Gel gel bizim çocuğa bak diyor. İşte bana bakıyor. Çalışsın çalışsın aferin falan demiş ona. Yemin. Fatih Terim. Arda bizim bir üstteydi. Bir iki üstteydi. Gençlerdeydi. Arda Turan. Arda Turan. Ciddi misin? Benim o futbol geçmişim vardı. Gözüm gözüm bozuldu. Ortaokulda göz bozulduktan sonra bıraktım. Bir ara basketbol oynadım. Göz bildiğin düz miyop falan mı yani? Ha, sonradan bozuldu benim gözler. Galatasaray altyapısında da oynadık. Şimdi yolumuz Japonya'ya düştü. Burada topa vuracağız. Bak şimdi nasıl atıyorum. Yiğit şuradan beni çeksene. Atıyorum. Hay. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Yiğit sıra sende. Ortala. Aa, ben 80'i atacaktım da olmadı. Güzel güzel. Her zaman ben garanticiyim abi. Gol olsun tamam. Çıkartma verdi. Ne güzel böyle sinematik film şeridi gibi yapmışlar. Sakuralar falan var. Japonya'nın en büyük anime fuarındayız arkadaşlar. Anime cosplay fuarındayız. İnanılmaz bir ortam var. Tokyo Big Sight'tayız, Odaiba'dayız. Her yerden böyle kostümlüler falan çıkıyor. Telefonlarına sarılmış bir hayli fazla Japon. İnanılmaz bir anime çılgınlığı var ya. Binlerce. Binlerce çizgi film karakter, dünyanın çizgi film karakter ihtiyacını Japonya karşılıyor tek başına Yiğit. Allah razı olsun. Ha, buradaki ortam acayip. Her yerde bu Toho'nun da bayağı bir animasyonu var. Toho'nun da zaten sineması var Japonya'nın her yerinde. İnsanlar da böyle bir karakter gibi zaten. Alo. Vay. $20, $30 bunları satıyorlar. Aha, iyi. Seninkiler. Bak, kimler var? Hacı. Arap. Manga, bunlar Habibi mi? Elin araba bile gelmiş burada bir şeyle haşır neşir olmuş. Prodüksiyon falan yapmış. Hello. Your company? Are you from here? I'm working here for the supplier of Pendizer. Do you know the Pendizer contract? Araplar animasyon yapıyormuş. Funny here. Ah, you are this character. Yeah. So she's the bad girl. She's the bad girl of the anime. Bad girl. Yeah. She's the bad girl. Oh, okay. Adı neymiş? Terona Vega. Terona. Yeah. Ben ilk kez gördüm açıkçası. Ben de. Kim derdi ki Araplar anime plan yapacak? Adam resim çiziyor. Resim çiziyor. Karakter çiziyorlar. Arapça bir şeyler yazıyor o ya. Oo, şu ekrana bak ne kadar net bu ya. Abi o içeride manyak bir şey oluyor bak. Çizgi filmin, animenin firması bu adamları göndermiş. Kardeşim siz burada anime cosplay yapın diye. Vay. Bütün prodüksiyon her şey arkalarında bu adamlar. Japonya'da yine şaşırıyoruz arkadaşlar. Ya baksana şuna. Ya bu ekrandan ne kadar net böyle ya. Evet şuna baksana. Şu kız kim? Ne yapıyor? Idolcular ya. O da olabilir. Ya da seslendirmeci de olabilir. Çok seslendirmeci var Japonya'da. İnanılmaz ses. Bak şurada o sesi yapan bu kız. Seslendirmeci de bir hayli fazla ya Japonya'da. İnanılmaz bir iş kolu. Hello.
Bunların hepsi seslendirmeci. Bunları da satıyorlar bu figürleri. 31 bin yen, 200 dolar filan. Bunların delileri var işte ya. Koleksiyoncular alıyorlar bunları, biriktiriyorlar. Gel dayı. Hep beraber gidelim. Arkamızdan yüzlerce kız geliyor, yüzlerce. Bizim bunların kafasına erişmemiz imkansız vallahi. Bunun kafası Japonya'daki en enteresan kafalardan ya. Aynen. Bir nevi çılgınlık bu, delilik boyutunda bu. Bakar mısın ya? Ne oluyor? Biri alkışlıyor. Kızları kapsüle koymuşlar. Bu kadar şeyi takip etmek imkansız ya. Düşünsene binlerce anime var ya. Nasıl takip edeceksin abi? O ne? Pikachu. Aa, Pikachu var. Buldum sonunda. Elektrik de ver abla bize. Küçük sinema alanları yapmışlar. Sağda solda insanlar belli saatlerde içeriye girip animelerin bir kısmını, bazı bölümlerini izleyebiliyorlar. Çok büyük, çok. İnsan yorulur burada. Beşe kadar devam ediyor. İki gün boyunca, cumartesi pazar sürüyor. Bugün son günü. Etkileşime girilecek bir aile yer vardı. Biz de geldik buraya 3-4 saat. Burası tren istasyonu mu ya? İşte sağdan gideceğiz. Burası nasıl acayip bir yer? İstasyon mu? Yok, istasyona gidiyor burası. Burada uzun bir yol var. Rinkai hattıyla birlikte gelirseniz daha ucuz. Yuri Kamome miydi? O hat daha pahalı. Odayaba'da köprünün üzerinden giden, Rainbow Köprüsü'nün üzerinden giden yer daha pahalı. Ayrıca o Rainbow Köprüsü'nden de yürüyebiliyorsunuz. Bir de not olsun. Niye böyle bir şey söyledim anime videosunda bilmiyorum ama yaz ayında güzel bir görüntü olabilir orada. Denizi falan görüyorsunuz. Ayakkabı giymiyor, düz gidiyor. Japonya o kadar temiz işte. Hizmetçi kıyafetiyle giden bir yabancı. Burada bekleyen yüzlerce kişi. Yorulduk valla. 3-4 saat oldu mu? Aşağı yukarı bir 3-4 saat oldu. Vallahi güzel, böyle eğlenceli, kafa dağıtmalı bir video oldu. Ya bunların içlerine girmek zor açıkçası ya. Biraz zor, evet. Yiğit de fazla anime meraklısı değil. Evet. Ben de Kimi no Na'dan sonra bıraktım. İzleyici, anime seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Onlar için umarım ilgi çeken anime falan görmüşlerdir yani. Japonya'ya denk getirirseniz, ilginiz de varsa gelin görün yani. Her sene 3. ayın sonunda anime kuruluyor. Cumartesi, pazar günleri var. Aklınızda olsun. Mart ayının sonunda oluyor genellikle. Böyle fuarlar bir hayli fazla. Bahar'ın da gelmesiyle birlikte Japonya'da. Buradan çıktığı için, bu işin temelinde Japonlar olduğu için buralarda biraz daha geniş artık. İnanılmaz bir kitlesi var artık. Binlerce anime var. Manga var, çizgi film var, o bu şu var. Karakterler çok fazla. Seveni bir hayli fazla. Ülke Japonya zaten simülasyon ülkesi gibi, çizgi film gibi bir ülke zaten. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yiğit'le yapacağımız diğer video yine Japonya'nın bir farklı enteresanlığından olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.